Evet sevgili dostlar sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepinize hoş geldiniz safalar getirdiniz. Orma çekilişini e, inşallah bugün yapma niyetimiz var. Bakalım herhangi bir aksilik bir sıkıntıyla karşılaşmazsak e, onu belirtelim. Şimdi Göztepe'den Volkan Demirel sesleri diyor. Belki de ben bu videoyu sizlere sunduğum anda e, bu açıklanacaktır. Bilemem. Ya da bu şey yapılacaktır bilemem ama Rasmus Ankersen başkanlığındaki Göztepe. Turgay Altay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel, Volkan Demirel getirmeye hazırlanıyor. Biliyorsunuz Sportoto Süper Lig'de Sportoto Süper Lig'den Sportoto 1. Lig'e düşen ve son olarak deplasmanda Bolu Spor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör ile yollar ayrılmış. Altay'ın gidişinin ardından kolları sıvayan yönetim ilk olarak Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu gibi isimlerin üstünde durmuş. Volkan Demirel'in e listesini aldığı iddia edildi. Fatih Karagümrük'teki durumu malum diyor. Ben bunu Fenerbahçe açısından değerlendirmek istiyorum. Hani Göztepe'ye baktığınız zaman aslında Fenerbahçe ile e, bir şeyler yapabilecek bir takım gibi duruyor. Şimdi birinci ligin puan durumunu hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? Ben merak ettim. Canlı kanlı açtım. Göztepe'nin 5 puanı var. Bakın inanılmaz bir tuhaflık var. Göztepe 5 maçta 5 puan. Lider olan takım lider olan takımın da 5 maçta 10 puanı var. Çok tuhaf değil mi arkadaşlar? Hani bana bana çok ilginç geliyor. Lider olanın 10 puanı var. Yani arada aslında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ha Bandırmaspor'un eğer galip gelirse 13 puana yükselecek. Onu saymazsan hani şu anda 4 takım 10 puanda. Hani 5 puan olan bence bir şey kaybetmiş durumda değil. Ha 4 takım birden düşecek. Düşme potasındaki Erzurumspor, Erzurum Altınordu falan da 3 puanda gözüküyor şu anda. Geç Altınordu berabere gözüküyor yoksa 2 puanı var. Maç oynandığı için. Yani ben birincilikte bunların yerinde olsam iyi bir sistem adamı getiririm. Yoluma devam ederim. Şimdi Fenerbahçe'de bay haftası fırsat oldu. Biz Fenerbahçe'ye dönelim. Bizi alakadar eden kısım Fenerbahçe. Bu arada Göztepe'ye kiralıklarımız sürecek gibi duruyor. Onu da belirteyim. Şimdi Fenerbahçe bay geçerken Miç Başduay'ı ve Ca Pedro için aslında müthiş bir şekilde eksikler giderilmesi için fırsat oldu. Yani bu ara bu bay haftası en çok iki futbolcumuza yaradı. 46 günde 11 resmi maça çıkarak yoğun bir fikstürde giriş yaptık. Ve bu hafta ligi bay geçip Jesus yönetimindeki öğrenciler yani Jesus'un öğrencileri ilk kez dinlenme antrenman fırsatı buldu. Ve aslına bakarsan hani başlığı Jesus'un sözleriyle ne diyordu? Taktiğimize alışması için bizimle daha fazla zaman geçirmesi gerek diyordu. Ama Dinamo Kiev maçında sonradan oyuna sokmuştu. Ve Dinamo Kiev maçında başlığı da topu ağlara sokmuştu. Ve Fenerbahçe'de galibiyeti elde etmişti. Bu hafta yani yeni takımıyla daha çok antrenman yapma fırsatı buldu. Ekstra idmanlarla kondisyon açığını kapatmaya çalışıyor. E, Pedro sakatını atlattıktan sonra iyi bir giriş yapmıştı Fenerbahçe kariyerine. Ama fizik olarak tam olarak iyi değildi. Hazır değildi. Ya Bu ara bu ikisine çok yaradı gibi duruyor. bilmiyorum ben de subliminal olarak. Perşembe günü ilk 11 duyumu mu verdim? Bilmiyorum. İsmail Yüksek Beton gibi. İsmail Yüksek'e çok soruyorlar. Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye geldiğinde hatırlayın fiziksel olarak. Yani tipi tip takızlarındaki adam gibi olan İsmail Yüksek. Şimdi ise yani bir Mustafa Hoca'ya yakın bir güçlü fizik sergiliyor. <laughs> yani dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde basın fotoğraflarını da yansıtı. Arkadaşlar Fenerbahçe'de idman fotoğrafları resmi hesaplardan, ya işte Twitter'dan, Instagram'dan falan 4 tanesi paylaşılır. Fenerbahçe Ork'ta ise o günün idman fotoğrafları en az 20 tane, 30 tane fotoğraf bulursunuz belki en az en az 20 tane bulursunuz herhalde. Bu şekilde çalışıyor sistem bu. Yani Fenerbahçe orga girip diğer fotoğraflarda inceleyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. E, İsmail Hüseyin 2 yıl öncesine göre kas kütlesini arttırdığı net olarak belli ve evet, ikili mücadele kazanma yüzdesi de bu şekilde artıyor. Yani Jesus da üstüne titriyor. Ve şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar bakın. Şimdi Fenerbahçe'nin Diğer takımlardan işte Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan en büyük farkı şu. Fenerbahçe'de futbolcular hak ederse hani Türk, yabancı fark etmiyor, formasını alır. Ama Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'dan Türk futbolcuların hani niteliksel olarak daha düşük nitelikte olduğu düşünüldüğünde hani en azından o şekilde bakıyorlar. Şimdi bana söz hakkı düşmez ama en azından o şekilde bakıyorlar. E bu şekilde baktığın zaman yabancılar ağzıyla kuşla tutsa Türklerin oynamasına bağlı kural olarak. Ama Fenerbahçe'de kim hak ediyorsa. Mert Hakan Yandaş. Luan ile doğal halimiz. Şimdi gün geçmiyor ki Fenerbahçe futbolcularını çöplesinler. Fenerbahçe futbolcularına bir etiket vursunlar. Fenerbahçe'de kaos, kargaşa var desinler. Biz de bunu dile getirince sen nasıl böyle başlık atarsın? Hain, vatan haini diyorlar mesela. Ama hadi buyurun. Şimdi... Mert Hakan Twitter hesabında Luan Perez ile birlikte tribünleri selamlayıp daha sonra da birbirlerine sarıldıkları bir videoyu paylaştı. Sebebi ise Dinamo Kiev e maç sonrasında Mert Hakan'ın yani Luan Perez'i ittirdiği bir videonun sosyal medyada paylaşılmasıydı. Hani Mert Hakan da doğal halimiz kesilmeden biçilmeden diye paylaşmış. Ya yani takım arkadaşından problem olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Komutan lakaplı oyuncuyla ilgili. Ya şakalaşmayı seven tipte oyuncularımız var. Anlatabiliyor muyum? Böyle tepeden bakmayan. O size ilginç gelebilir. Ben bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Mert Hakan Rusya'dan 7 milyon euroluk bir teklif gelmişti. Ben o günlere demiştim ki kabul etmemiz lazım. Ben olsam ederim. Kabul edelim. Bence kabul etmeliyiz demiştim. O günlerde... Şu an aramızdaki bazı arkadaşlar beni hainlikle, işte Fenerbahçe düşmanlığına falan suçlamışlardı. İşte Mert Hakan'ı satan şampiyonluğu satar diye. Yıllar önce de hatırlayın, işte Gustavo'yu satan şampiyonluğu satıyordu. Sonra işte ne bileyim şunu satan şampiyonluğu satıyordu. Mesut Özil'i satan şampiyonluğu satıyordu. Nasıl bir şampiyonluksa futbolcu satışıyla birlikte direkt satılıyor öyle bir şampiyonluk. Şimdi size soruyorum. 7 milyon euro teklif. Resmi teklif arkadaşlar. Ali Koç da itiraf etti hatta benden sonra. Kaldı ki ben doyumunu verdim ve kimse inanmıyordu. Ali Koç da sonra dedi ki müthiş bir teklif geldi. Dedi seviyesini söyledi herhalde 7 milyon euro diye Rusya'dan. Kabul etmiyoruz dedi. Ben yanlış yaptığımızı düşünüyorum. Bence Mert Hakan'ı satmalıydık 7 milyon euroya. Siz ne diyorsunuz? Noak ve Lemos'a Yunanistan'da kulüp aranıyor. Sıradaki haberimiz. Şimdi sezonun ilk yarısı için lisans çıkarılmadı. Noah ve Lemos'un. Hocam ne olacak? Süreç ne olacak? Arkadaşlar hiçbir şey olmayacak. Futbolcular oynamak istiyorlarsa, para kazanmak istiyorlarsa, gittikleri takımda hazır geldi, alalım etiketiyle gitmek istiyorlarsa bu tercihleri değerlendirirler. Ama yok. Yani biz Fenerbahçe'den aldığımızdan emekli olacağız. Yata yata sezonu geçireceğiz diyorlarsa kendileri bilir. Novak'ta da, Lemos'ta da, kadoda düşünülmüyor. E, Süper Lig için verilen listelerin de dışındalar. Avrupa Ligi'nde de dışarıdalar. E, haliyle Avrupa'daki büyük liglerde de Türkiye'de de transfer dönemi kapandı. Yani 15 Eylül'de Yunanistan'da transfer sezonu sona eriyor. 15 Eylül. Yani gerekirse iki oyuncunun da maaşının yarısını verelim ama gitsinler niyetinde Fenerbahçe. Bakalım ne olacak. Ama Lemos için bir kez daha belirteyim. Ee, Arap yarımadasına, Arap takımlarına ya da adı Arap takımlarına benzeyen takımlara odaklanın. İnşallah hayırlı haberler gelecek. Asıl sizin odaklanmanız gereken yer Buruma. Şimdi patlama yapması beklenen ama Fenerbahçe'nin elinde patlayan Buruma. Ya değil mi? Böyle yani tabir tam olarak böyle. Patlama yapması beklenen ama Fenerbahçe'nin elinde patlayan Buruma. Yönetimle Teknik heyetin ortak kararıyla lisansı çıkarılmadı. Jorge Jesus hayal kırıklığına uğradı. E opsiyonu var bir taraftan, bir taraftan federasyona gönderilen listede yer almadı. Adana Demirspor'la <laughs> anlaşılmak üzereydi. Hatta <laughs> Adana Demirspor durumunun o 4 milyonluk satın alma opsiyonunun işte bir, birazını kullanacaktı. Biz Tayyip Talha'ya karşılık vurmadan kurtulmuş olacaktık. Aynı zamanda maaşını da düşünürseniz. Hadi 1 milyon euro maaş olsun. Kiralama bedeli yok. 4 milyon euro da opsiyon diyelim. Hani zorunlu kabul edelim size göre 5. 2 sene daha oynayacak olsa 6-7. Yani 7 milyon euro diyelim. Biz kafa kafaya Tayyip Talha'yla değişecektik. Kafa kafaya. Burumayı. Hocam biz yani Tayyip Alhay 4 milyon euro almamış olacaktın. 7 milyon euro eksiye geçecektin. Kurtulacaktın. Hani kafa kafaya verirken kasıt bu. Tayyip Talha'yı 4 milyon euroya almış olacaktın. Yani, 4 milyon yıllık ücretten işte servis almış olacaktın. Ama futbolcu yani kadronu Türkleştirmiş olacaktın. Olmadı. Şimdi PSV'ye geri verelim dedik. O da olmadı. Yani birçok takıma gidip tutunamayan futbolcu Fenerbahçe ya tutarsa transferi yapmaya çalıştı. Ee, ve futbolcu elde kaldı. Şimdi hedef Orta Doğu. Buruma'da da, Lemos'ta da, Novak'ta da hedef Orta Doğu. Avustralya'da 13 Eylül'de bitiyormuş. Biz Ben Türkiye'den Avustralya'ya giden, hani Fenerbahçe'den en azından giden hiç kimseyi hatırlamıyorum. Geçiniz. Katar 15 Eylül. Aslında tam 3 futbolcunun 3'ü içinde Beçilmiş kaftan Katar. Yunanistan 15 Eylül. Serbia Montenegro yok. Sadece Sırbistan 15 Eylül. Açık söyleyeyim Sırbistan umudu da yok. Oradan da bunları kimse almaz. Suudi Arabistan 17 Eylül. Ukrayna 22 Eylül. Şu şartlarda kimse Ukrayna'ya gitmez. İsrail 28 Eylül. İsrail bizden ne zaman futbolcu aldı ki şimdi alsın. Yani ortada 3 tane ihtimal kalıyor. Katar, Yunanistan, Suudi Arabistan. Üçünü de buralara paketlesek herhalde bizden iyisi olmayacak arkadaşlar. Şimdi bana hep gelen eleştiri şu. Ya hocam işte menajer önerisi. Ya menajer önerisi değil. Bu kendi de açıkladı. Açıklamadı mı? Demedi mi Jesus benimle telefonla görüşüyor. Seni istiyoruz dedi. Demedi mi? Dedi. Hocam yabancı sınırı böyleyken almak saçmalık değil mi? Ben size yabancı sınırı olayına ilgili bir e, sürpriz vereyim. Aziz Allah. Yabancı sınırız olayına ilgili bir sıkıntı vereyim size. Yabancı sınırı sene başında sınırsız olarak kabul edilecekti. Bugün yabancı sınırı sınırsız olsun diyenler o gün kabul etmediler. O gün kabul etmediler. Yabancı sınırına. Bak iyi dinleyin benim. Galatasaraylar ve Sizi Siz iyi dinleyin. Trabzonspor'a yani o gün kabul edilmedi yabancı sınırı. Sadece Fenerbahçe evet dedi diye bazıları hayır dedi. Şimdi bu olay başlı başına saçmalık. Ya abicim yanlış anlamayın beni. Etmeyin, eylemeyin. Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor mesela Trabzon. Ne amaçla? Mecbur Türk oynatmak zorundasın. Futbolcu şey. Cengiz Ünder'e dolandık. Kaan Ayhan'a dolandık. Değil mi? Çağları veriyorsanız alalım dedik. Mert Müldür denendi. Koray Günter denendi. Denenmedim ya. Naci Ünüvar'ı Trabzonspor getirdi. <laughs> Yusuf Demirek Altısaray Türk zannetti getirdi. Sonradan Türk sayılmadığını gelince anladı. Yani Abdülkerim Parmakçı'ya paralar verildi. Emre Mor satın alındı ki eski günlerine döner. Şaşağlı günlerine satılır diye. Ya ben gerçekten merak ediyorum. Mesela Abdülkerim Parmakçı o kadar para eder mi? Etmez. Yabancı sınırı serbest olsa... Türk futbolculara verilen bonservisin yarısı verilir mi? Bence verilmez. Ya Beşiktaş 3 tane altyapıdan futbolcu sattı. Ya yabancı kuralı serbest olsa daha fazla satar. Bakın sınır serbest olmamış haliyle 3 tane futbolcu sattı. E Fenerbahçe'de gençler kiraya gitti. Arda Okan Kurtlan Adana Demirspor'a gitti. Muhammed Gümüşkaya yurt dışına gitti. Vesterloya, Thiago Çukur Belçika'ya kiralandı. Bakın. Oğuzkan Güçtekin geçen sene Belçika'ya gitti. Yusuf Mert Tuç vardı. Avazime gitti Portekiz'e. Bakın arkadaşlar. Bırakın gitsinler. Bırakın gitsinler. Yani Fenerbahçe'de bakın yüksek satış bedelleri hep yabancılarda oluyor. beş Beşiktaş'ta. Değil mi? Ersun Yanal'ın müthiş bir önerisi vardı. Ya yani müthiş sözleri vardı. Diyorduk biz önce yabancı sınırını niye getiriyoruz? Onu kararlaştıralım. Amacımız ne? Şampiyonlar Ligi'nde kazanmak mı? Avrupa'dan kupa getirmek mi? Milli takım başarısı mı? Oyuncu yetiştirmek mi? Futbol satmak mı? Hocam hepsi birin. Hepsi demeyin diyordu. Hepsi için yabancı sınırına gerek var mı? Onu da konuşalım diyordu. E şimdi siz de aynısını diyeceksiniz. Ha yabancı sınırı dediğin olay sezon başlamadan belirlenir. Daha transfer sezonu başlamadan belirlenir. Örnek veriyorum. Bana kalırsa benim önerim şu. Bak benim önerim şu. Federasyon diyecek ki 2023 2024 sezonu itibaren 10 yıl süreyle yabancı sınırı serbest. İster 28 kişilik kadronuzun 25 kişisi yabancıdan oluşsun. İster 11 tane yabancıyla sahaya çıkın. 10 tane yedek yabancıyla sahaya çıkın. İster çıkmayın. Siz bilirsiniz. Ya bu. Ya da ee, şöyle bir kural koy. Dilediğin kadar sınırsız yabancı oynatabilirsin. Tek şartım 21 kişilik kadronda 3 tane altyapından futbolcu çıkacak. Altyapıdaki kural da şu. En az 2 sezonu sende geçirmiş olacak. En az 2 sezonu senin alt yaş kategorilerinde geçirmiş olacak. Ya da işte 24 ay işte neyse işte futbol iklimi 8 ay 8 ay 16 ay. Yani ona göre bir belirleme. Hadi bunu yapın. Madem kural altyapıdan oyuncu çıkarmak, madem kural Türkleri yönetmek, madem kural satmak, etmek, a ya Avrupa'da nal topluyoruz, nal nal. Saçma sapan takımlara dönüştük. Saçma sapan. Ha ben şunu söyleyeyim. Hiçbir Türk kulübü gidip de 25 tane futbolcunun yabancı seçmesi. Çünkü Türk futbolculara TL üzerinden kontrat zorunluluğu var. Not, gurbetçiler Türk'müş ama başka milli takımda oynuyormuş. Bunlar hariç. Bunlar döviz kurlarıyla sözleşme yapabiliyorlar. Bunlar serbest. Mesela Ferdi Katoğlu'nun sözleşmesi Euro üstündendir. Mert Hakan'ınki TL üstündendir. Ya benim anlatmak istediğim bu. Gerçi kime ne anlatıyoruz? Herkes bildiğini okuyor. Ya Fenerbahçe'ye sıkıntı hangisi olacak şu. Hadi onu yapalım. Ya herkes bırakın oyuncusun rahat rahat satsın. Avrupa'da daha fazla Türk görelim. Açın yolu ya. Ya Emre Demir, Doğan Alemdar, Kayseri Spor'dan iki tane futbolcu yurt dışına gitti. Haberiniz var mı? Biri Barcelona'ya, biri Rene gitti. Cenk Özkaçar, Enes Ünal, Mert Çetin, ya bir sürü isim, isim var ya. Ya belki seneye Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır, Arda Güler gidecektir. Devasa paralara. Kim bilir? Gerçi Fenerbahçe'den devasa paralara Türk futbolcu gidecek diye belki de bu kuralın önüne geçiyorlar. Arkadaşlar yabancı kuralı e, devre arasında değişecekse de en az Kasım'da bak en az ya da en geç diyeyim, en geç Kasım'da açıklanmak zorunda. Öyle. 3 takım istedi, 5 takım istedi. Ya bu ayrıcalığa girer. Bu ayrımcılığa girer. Bu kollamaya girer. Anlatabiliyor muyum? Ha, Hocam yabancı kuralı serbest olursa. Yabancı kuralı serbest olursa. Musa Dembele'yi de bekleyin. Musa Dembele'yi de bekleyin. Savunmaya Bekavu'yu da bekleyin. Ya da e, sağ açığa başka birini de bekleyin. Sol açığa başka birini de bekleyin. Merkez orta saha birini de bekleyin. Bırakın serbest olsun. Hocam milli takımda oynatacak oyuncu bulamayız. Allah aşkına size çok basit bir soru sorayım. Cengiz Ünder'i mi milli takımda kanat oynatırsınız Kerem olduğunu mu? Hangisini oynatırsınız? Tabii ki Cengiz'i. Ama Marsilya'da top oynamıyor. Olsun hocam Avrupa'da eğitim görüyor. Avrupa'da şey yapıyor. Çağlar Söyüncü'yü mü stoperde oynatırsınız Abdülkerim Parmakçı'yı mı? Hocam ikisi bir değil ki Çağlar fark atmış durumda. Niye o da tercih edilmiyor? Daha ligde bir, bir maçta forma giymemiş. Anladınız mı demek istediğimi? Bırakın Çağlarların sayısı artsın. Bırakın yani çağlayan gibi artsın. Gönderin ya. Rıdvan Yılmaz. Fener'de Ferdi'yi göndersin. Öbürü de öbürünü göndersin. Bırakın seçim hakkımız artsın. Tercih hakkımız artsın. Başka türlü Türkiye'de oynanan şeyin adı futbol değil. Yani Türkiye'de oynanan şeyin adı futbol değil. Başka bir şey. Dakika çalmaya yönelik. İnsanların sinir uçlarına oynamaya yönelik enteresan bir şey. Yoksa ayvayı yeriz. İster Mustafa Hoca yabancı e, sınırı konusunda duyum ver dediğin, ister muhabbet et dediğin. Ama gelişmeler bu şekilde. Fenerbahçe içinde hiçbir şekilde kavga yok. Hiçbir şekilde futbolcular arasında sıkıntı yok, tartışma yok. Gayet güzel bir aile ortamı var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Zoruna gidenin borusuna mı gitsin, ne derler ona? <laughs> yani herhangi bir tartışma yok. Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Novak Lemos. Burma için de az önce tarihleri söyledik sanırım en son 19 Eylül diye bir haftalık süreleri var. İşlerinde en erken gitmeye müsait Lemos onu da ısrarlı bir şekilde belirteyim. Bakalım müjde gelecek mi? Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu arada sorularınız varsa bu videonun altına yazın. Transfer de olabilir ya da şu niye olmadı bu niye oldu gibisinden. Ben de sorularınıza cevap niteliğinde bir video çekmek istiyorum yarın. Lütfen sorularınızı yazın. Eğer birden fazlaysa madde madde birinci sorum şu, ikinci sorum şu gibisinden biz de ona göre değerlendirelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.